Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Trabzon Dernek Pazarı'ndayız. Burası bizim fındık bahçemiz ve çay bahçemiz. Gördüğünüz çay. Ve fındık ağaçları. Yabani ot videosu çekmiyoruz. Her taraf yabani ot dolu. Fındık topluyoruz. Tabii biraz geç geldiğimiz için fındıklarımız yere döküldü hep. Yerden topluyoruz. Şöyle göstereyim size. Her taraf ısırgan dolu. Isırganlar öttürüyor adamı. Şöyle. Çok kötü yakıyor. Şöyle bir de kendi derbeder halimi size göstereyim. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Kanter içerisindeyim. Çok nemli bir hava var. Karadeniz'in bu havası kötü işte. Nemli havası çok kötü. Ter arkamızdan çıkıyor. Şöyle yapalım tekrar. Bakın. Fındık dalında çok az kalmış. Yerlere dökülmüş hep. Yerlerden artık topluyoruz. Elimizi dokunduğumuz gibi düşüyor. Normalde düşmemesi lazım. Şöyle. Ama bir de size şöyle göstereyim. Çayların arasını. Fındıklar hep yerlerde. Bakın. Şöyle. Bakın hep yerlerde. Şöyle. Evet. Hep yerde. Bir yemeklik toplayacağız. Diğerinle uğraşmayacağız. Tabii bir yemeklik dediğimiz bizim bir çuval kadar falan oluyor. Bir çuval topladık mı bize yeter. Görüyor musunuz? Hep dökülmüş fındık. Olduğu gibi dökülmüş. Tabii bunların arasında toplamak biraz zor gibi görünse de biz alışkınız. Tabii böyle toplamıyorum. Daha hareketli, daha hızlı topluyorum. Şu anda sizin için video çekimi yaptığım için yavaş topluyorum. Video çekimini sonlandırınca hızlı bir şekilde toplamaya devam edeceğiz inşallah. Evet, Trabzon Dernek Pazarı. Burası eskiden çay bahçesiydi. İçine fındık ağacı ektiler. Rahmetli annem ektirmişti. Onlar büyüdüler. Ya çayları ya fındıkları tamamen kesmemiz gerekiyor. Büyük bir ihtimalle çayı tamamen keseriz. Çünkü çay senede 3-4 kere toplanması gereken bir ürün. Biz senede 3-4 kere gelemiyoruz. Patoslar çalışıyor. Gürültü geliyorsa size. Millet fındıkları topladı artık. Patoslar da ayıklama işini yapıyor. Yemyeşil bir doğanın içerisindeyiz. Evet. Görüyorsunuz fındıklar hiç görünmüyor. Çayların arasında şöyle yaptığımız zaman varsa hepsi ortaya çıkıyor. Yerden topluyoruz. Dalda çok az kaldı. Biraz geç kalındığı için. Şöyle. Tabii buralar doludur şimdi. Fakat dediğim gibi hem kamerayla çekim yapıp hem fındık toplamak imkansız. Fakat sizi de bu güzelliklerden mahrum etmemek için bu çekimi yapma ihtiyacını duyuyorum. Çekim bitince hemen toplamaya devam edeceğiz. Bizim buralarda bunlara fındık kafulu derler. Bir kafulda yaklaşık 5, 6, 8 dal olur. Evet, bir tane fındık sırtıma düştü. Aşağı düştü.
Bunlar her sene toplanır ve seyreklenir. Tabii biz pek bakmıyoruz, bakamıyoruz. İstanbul'da yaşadığımız için zamanımız olmuyor. Zamanımız olsa çok güzel bir verim alacağımıza inanıyorum. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur lafının tam yeri ve zamanı. Hanım ve çocuklarla beraber fındık toplamaya çalışıyoruz. Fatma Nur! Hani neredesin kızım? Şöyle. Allah Allah. Çok rampa, yürümek çok zor. Fındıkları döktük. Neyse toplarız. Çok ısırgan var, çok. Her taraf ısırgan dolu. Aha. Düştüm. Bir burada düşmemiştim, burada da düştüm. Neyse. Yine ısırganların içine düştüm, anasını satayım. Çekim yapmasam düşmezdim de. Aşağıda ablam ve çocuklar fındık topluyor. Dökülenleri. Düştün mü? Evet, yine düştüm. Her zamanki gibi yine düştüm. Adam tertemiz yapmış fındıklığı bak. Pırıl pırıl. Oy. Evet. Hep düşüyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdilik bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Trabzon Dernek Pazarı'ndan sevgiler, saygılar.